Merhabalar, Akşam TV'den ben Gökçe Beyaz. Haftalardır hit olan, yorumlarıyla gündeme gelen, en çok dislike alan şarkı Fight Club. Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero. Bunlardan en iyisi kimdi? Tabii ki de Ceza. Adam almış götürmüş şarkıyı yani. Bu arada şarkı tarihinde en çok dislike alan şarkılardan biri. Sadece şarkıyı dinlemekten öte yorumları okumaya gelenler var. Bunlardan biri de benim. 3 yanlışım 1 doğrumla çekti gitti. Bütün hikayem burada bitti. Bu Sago'nun sözleri. Biri şey yazmış. Boşuna dislike atmayın, yayından kalkmıyor. Ya dediler ki hatta, abi bunu silin, biz görmemezlikten geliriz. Ya üzülüyorum ya. Aslında güzel ama hani detayda sıkıntı var bence. Ya. Ceza 720p, Ezhel 480p, Ben Fero 240p, Killa Hakan internet bağlantısı yok abi. Ya abi çok iyi değil mi? Ay kafaya bak. Allah'ım sen bu müziği TikTok'un gazabına uğrat. Ya düşünemiyorum, gülük gülük. Bu aralar zaten rap dünyası acayip yükselişte. Neden bilmiyorum. 7'den 70'e. Ben anlamıyorum nasıl bu noktaya geldik. Ha iyi mi oluyor? İyi oluyor. Bence harika gidiyoruz. Boşuna dememiş eski rapçiler. Bütün dünya bir gün rap dinleyecek. Geldik yani o noktaya. Şu an o noktadayız. Herkes rap dinlemeye başladı. Üstüne bir de Norm Ender'le Ben Fero'nun tartışmaları çıktı ortaya. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün sosyal medyada karşılaştım. Norm Ender'le Ben Fero kavga etmiş havalimanında. E bunlar aynı festivalde zaten ayrı ayrı sahnelerde çıkmadı mı? Sagopa'da bu olayları dışarıdan çekirdek çitleyerek izliyordur. Net yani. Üstüne yetmiyormuş gibi sosyal medyada Rayman albüm yapacağını, üstüne bir de konser vereceğini ilan etti. Nereden nereye? Bir diğer konu ise Netflix'in Rütük tarafından içeriklerin denetimi altına alınması. Netflix izleyicileri gözü yaşlı abi. Benim de gözüm yaşlı. Ama hani genele bakarsak bence doğru bir tercih. Çünkü bir çocuk animasyonunda Arkady hikayelerini iki küçük kız çocuğunun öpüştürülmesi çok meşrulaştırılmasıdır. Yani normalleştirmek bu. Evet, çocuk animasyon dizilerinde bence gerektiği yerde, gerekli noktalarda içerik incelenmesi bana göre doğru. Mesela Baby dizisi, 15-16 yaşındaki kız çocukların çok normalmiş gibi bir hayat sürmesi, yani izleyin anlarsınız ne demek istediğimi. Çok detaya girmek istemiyorum. Bence içerikler incelenmeli. Yani La Casa de Papel özellikle gündemde, zaten 50 dakikalık dizi. Ne olur bilmiyorum ama diğerleri için kesinlikle bir yaptırım uygulanmalı bence. Asıl bomba, yani bir yıl olmuştur, bir yıldır bekliyorum. Peaky Blinders'ın yeni sezonu 25 Ağustos'ta izleyicilerle. Yani günlerdir bekliyorum ben. Ben diziyi çok seviyorum. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bence izleyin. Spoiler vermiyorum. Bu arada yeni bir haberim var size. Game of Thrones'un yazarları Netflix'le anlaşma yapmış. Anlatmıyorlar. Kesin bomba gibi bir şey gelecek ya. Gerçi Game of Thrones'un sonu birazcık 5. sezondan sonra düşmeye başladı ama muhtemelen daha farklı şeyler yaparlar ve güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, YouTube'u takip ederken yeni yeni içerikler fark ettim. Bir ara neydi öyle ya? Bir furya vardı. Yok makyaj yaptım, yok makyajımı sildim, yok onu dövdüm, yok merhaba şu şakayı yapacağız, yok haydi oradan vurdum, buradan vurdum. Şimdi de başladılar ekonomi. Yok dolar şu kadar oldu, yok dolar bu kadar oldu. Bu da yeni furya sanırım, ekonomi üzerine gidiyorlar. Yeni furya ekonomi arkadaşlar. Aldı başını götürüyor. Ben de çekeceğim. Az kaldı. Ve Interpol tarafından aranan ara. İngiltere'den Türkiye'ye tatil için gelen İngiliz vatandaşları bavullarıyla birlikte bizim Türk arayı götürüyorlar. Sonra ortalık birbirine giriyor. Bristol'a taşınan Türk arısı diğer arı türleri tehdit ettiği için hakkında kırmızı bültenle arama başlatılmış. Sonuç bizim Türkler Twitter'ı coşturmuş arkadaşlar. Abi çok komik ya. Heybetini gizli tut yiğidim. Kanat çırpışın çakalları korkutuyor. Aslan içeride misin? Ansızın 82 Londra. Bence var ya nokta atışı bu. Böyle değişik değişik tweetler bizim de mizah gücümüzün ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Ve size bomba gibi bir kısa film. Nefesini tut. Amerika'da 4 tane ödül alan bir film.
efsane güzel. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya yepyeni konularla Akşam TV'de sizlerle birlikte olacağım.